Evet, dört büyük takımın gündemlerine şöyle bir baktıktan sonra Haldun Domaç'la bir Skype bağlantısı yapalım ve gündemdeki gelişmeleri kendisiyle konuşalım. Haldun Domaç, günaydın, güzel bir hafta diliyorum öncelikle. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Ben de sana ve izleyicilerimize güzel bir hafta diliyorum. İnşallah böyle sıcaklardan hafif hafif normal zamana döneceğimiz bir hafta olur. Gerçekten çok ciddi sıcaklar yaşıyoruz ülke Evet. olarak. Evet, gerçekten öyle. Dileriz ki öyle olur. Peki, şimdi bugüne isterseniz Galatasaray'la başlayalım. Şöyle Galatasaray'la başlayalım. Taraftarlar artık isyan noktasına geldi. Çok belli iki bölgeye transfer yapılması beklenirken ve bu iki bölgenin transfer ihtiyacı geçtiğimiz sezonun ortalarından bu yana görülürken hala bir hamle yapılamamış olması açıkçası Galatasaray taraftarlarını öfkelendirdi ve bunun üzerine de yönetimden açıklamalar yapılmaya başlandı. Taraftarlarımız sabırlı olsunlar şeklinde. Bu durumu nasıl değerlendirmek, yorumlamak lazım? Zira artık sezon neredeyse başlayacak ve hala bu iki bölgede bir hamle olmadı. Yani bu oyuncular sezon başı kampı neredeyse görmemiş gibi olacaklar. Bu noktada nasıl değerlendirmek lazım bu durumu? Taraftarın isyanından başlayalım istersen. Çünkü taraftar isyanının belli nedenleri var. Bunlardan bir tanesi özellikle yönetimin kriz yönetimi noktasındaki başarısızlığı. Yani başarısızlığı diyorum, sebebi şu: kriz yönetimi derken şunu anlatmaya çalışayım. En baştan beri dediniz ki sadece sağ bek ve orta saha alacağız dediniz ve görüşmelere başladınız. Bu görüşme trafiği yaklaşık bir buçuk ay sürüyor ve bu süre içerisinde bir iletişim olarak taraftarla bir iletişim kuramadığınız için ya da gittiğiniz pek çok yerde, ki bunları gerçekten gitti, İngiltere'ye gidildi, işte yani bir Çekya yapıldı, Rusya yapıldı, yani gittiğiniz hiçbir yerde, Almanya yapıldı, sonuçları çok doğru bir şekilde basınla paylaşmadığınız ve taraftara bunu geçiremediğiniz için önemli bir iletişim sıkıntısı yaşandı. Onun sonucu taraftar biraz öfkelendi. Ama sadece bu değil. İkinci bir nedeni daha var taraftarın öfkeli olmasının. O da rakiplerin transferler yaparken, istedikleri transferleri alırken Galatasaray'ın sadece iki oyuncu için bu kadar zorlanması bir anlamda taraftarın da öfkelenmesine neden oldu. Ya işte Beşiktaş çok çok önemli meblağlar harcayarak işte Rafa Silva gibi, Ciro Immobile gibi oyuncuları aldı. İşte Fenerbahçe, hani birçok oyuncu söyleyebiliriz ama en önemlisi Maximin'i transfer etti. İşte Trabzonspor'da 6 transfer sezon başı kampına yetiştirilince taraftar diyor ki biz sadece sizden iki oyuncu istedik ve siz de zaten öyle açıkladınız ama o iki oyuncuyu getiremediniz noktasında bir isyanı var. Bu böyle bakmak lazım olaya. Ama tabii şunu da söylemek lazım, taraftarın isyanını bir yerde haklı görmekle birlikte Galatasaray'ın da bu noktada çok da aceleci olmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Eğer şöyle bir açıklama olsaydı, iletişimdeki sıkıntıyı söylüyorum Ezgi, şöyle bir açıklama olsaydı, 2 ve 8 numara arıyoruz ama doğru isime konumlanacağız ve hiç acelemiz yok bu noktada. Elimizde sağ bek oynamak için Kaan var, Dubois var, orta sahada zaten bir zenginliğimiz var, biz bir basamak yukarı çıkmak istiyoruz denseydi belki bu nokta biraz daha sağlıklı bir iletişim yoluyla çözülmüş olurdu. Buradaki temel nokta bu. Yani bir, hemen gidiyoruz alıyoruz boyutu. İki, rakip takımların transferde istedikleri oyuncuları kadroya kazandırmış olması önemli bir konu, bunu söyleyebilirim. Ve nitekim buradan dönüş şöyle gerçekleşti. İbrahim Hatipoğlu'nun dünkü açıklamaları bu dönüşü gösteriyor. Yani ortada bir kriz varsa o krizi biz kendimiz yönetelim diye, işte acele etmeyin, gittik, net bir şekilde Due böyle, Wendel böyle diye açıklamalar yapılarak işte bizim gittiğimiz her oyuncuyu alamıyoruz noktasını alamıyoruz, bazen şartlar farklı bir noktaya geliyor açıklaması biraz taraftara bakın hani biz çalışıyoruz ama sonuca ulaşamadık henüz demek anlamına geliyor. Keşke en baştan iletişimi daha sağlıklı kursaydı Galatasaray, bence daha doğru olurdu diye düşünüyorum.
Peki Barış Alper'le devam etmek istiyorum. Yine dikkat çeken gündem maddelerinden biri de onunla ilgili. Henüz kampa dahil olmadı ve İngiltere'ye gidebileceğine dair, İngiltere'de bazı takımlarla görüşmeler yaptığına dair haberler geliyor. Bu noktada elbette maliyet de önemli ama bir taraftan da yapılan bir katkı var ve kadronun korunmasını istendiğini biliyoruz. Okan Buruk da buna vurgu yapmıştı. Barış Alper'in bizimle devam etmesini istiyoruz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Gitme ihtimaliyle ilgili neler söylersiniz? Şimdi ben de İngiliz basınını biraz taramaya çalışıyorum. Üç takımın çok ciddi bir şekilde Barış Alper üzerinde planlaması var. Tabii planlama demek transferin olduğu anlamına gelmiyor. Arsenal, Tottenham ve Liverpool, özellikle Liverpool işte son Van Dijk karşısındaki o performansı sonrasında çok öne geçmeye başladı. Yani biz de alabiliriz noktasına geldi. Ama Galatasaray elindeki oyuncuları şu an için kaybetmek istemiyor. Onu çok net söyleyeyim. Bir Şampiyonlar Ligi elemesi playoff'u oynayacak. Dolayısıyla elindeki hatta Kerem'i, Yunus'u bile bırakmak istemiyor. Nitekim Okan Buruk da sayarken, bizde zaten 6 tane 7 tane kanat oyuncusu var derken, bu isimleri de yanına ekledi. Barış'ı, Kerem'i, Yunus'u, yine içeride bulunan Ziyech'i, Zaha'yı eklemişti. Dolayısıyla yani ben şöyle düşünüyorum, eğer çok çarpıcı Galatasaray'ı etkileyecek bir transfer teklifi gelmezse Galatasaray Barış Alper'in kontratından çıkmaz diye düşünüyorum. Ha, etkileyici nedir dersen de, o da tabii etkileyicinin ne olabilir karşılığı diye dersek, onu da şöyle söyleyebilirim. 35'ler civarında bir rakam etkileyicidir. 25'in üstü düşündürür, onu söyleyelim. 35 etkileyicidir. Eğer böyle bir 35 milyon euro gibi bir rakam gelirse, bu Galatasaray'ın maddi olarak rahatlamasını, nefes almasını sağlar. Onun için de o zaman düşünülebilir. Ama Barış Alper'e İngiltere'nin gerçekten çok ciddi bir şekilde talep oluşturduğunu söylemem gerekiyor. Yani İngiliz basınında da yer alıyor. Zaten bizim ülke basınımızda da bu konudaki haberleri çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Peki Fenerbahçe ile devam edelim isterseniz. Uzun zamandır taraftarların merakla beklediği bir isim En-Nesyri. Artık transferde sona gelindi. Oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 4 yıllık bir anlaşmadan ve 20 milyon euroluk bir bonservisten bahsediyoruz. Maliyetini de elbette konuşuruz ama özellikle bir kanat bir de santrfor noktasında zaten Mourinho'nun talebiyle tabiri caizse biraz kesenin ağzının açılacağını biliyorduk ki öyle de oldu. Bu iki takviyeyi birlikte hem uyumları açısından nasıl bir hücum hattı izleriz, En-Nesyri'nin nasıl bir katkısı olabilir, neler söylersiniz? Şimdi Mourinho geldiği gün şu cümleyi kullanmıştı.